İşleriyle bir görüşmeleri gerçekleştirdik. Görüşmelerimiz başarılı geçti. Görüşmelerimiz sonucu malumunuz deprem sonrası sosyal bilimler meslek okulumuz raporlar çıktı yıkılacak. Devlet kontrol konservatuvarımız yıkılacak. Rektörlük binamız yıkılacak. Tabii 2006 yılında kurulan üniversitemizin kuruluşundan bu yana bağımsız bir kütüphane binası bulunmakta üniversitemizin. Öğrencilerimiz çok kısıtlı alanda okuma çalışma alanları mevcut. Deprem nedeniyle öğrencilerimiz daha önce deprem öncesi yurt dışında evlerde de kalabiliyorlardı ama deprem sonrası biraz daha yurtta kalmaya mecburlar. Malumunuz yurtta da çalışma ortamları tabi ev gibi olmayabiliyor. Bazı öğrenciler için kişiden kişiye değişebiliyor. Onun için üniversitemizi bir kütüphaneye ihtiyacı var. Yatırım planına kütüphanemizi de aldık. Rektörlük binamızda konferans salonumuz vardı. Etkinliklerimizi orada yapıyorduk, konferanslarımızı. Rektörlük binasının yıkılacağını söylemiştim. Bu nedenle bizim bir konferans salonuna da ihtiyacımız var. Rektörlük binası yıkılması sebebiyle kütüphanemiz ve kütüphanemizin içine bir konferans salonu yapacağız. Devlet konservatuvarımızı yapacağız ve sosyal bilimler meslek okulumuzu tekrar inşa edeceğiz. Üniversitemize kazandıracağız. Zaten daha önce tıp morfoloji binamız, diş hekimliği fakültesi, 72 adet lojmanımızı yatırım planındaydı ve bunu TOKİ ile protokolle, TOKİ manifetiyle yapılması için protokol imzalamıştık. Şu an üniversitemizin deprem sonrası ayağa kalkması için yürüttüğümü çalışmaları başarılı şekilde devam etmekte. 2024-25 eğitim öğretim yılında da öğrencilerimizi %100 yüz eğitime çağırmayı planlıyoruz.